Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda 2017 YKS sorularını çözeceğiz. Tabi 2017'de YGS, LYS olarak geçiyordu. O yüzden biraz fazla sorumuz var. 13 soru YGS'de, 30 soru ise LYS'de var. O yüzden bu videoları ayrı ayrı çekmeyi düşünüyorum. Bakalım videonun gidişatına göre birleştirebiliriz. 28. soruya bakalım. 28. sorudan başlıyordu. YGS TT denk geliyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bir deneyde bir meyve sineği popülasyonu iki gruba ayrılıp nişastalı ve maltozlu besin ortamında 50 kuşak yetiştiriliyor. Farklı besin ortamlarına uyum sağlamış bu gruplara ait bireyler daha sonra aynı ortamda bir araya getirildiğinde tabloda verilen çiftleşme sayıları elde ediliyor. Kontrol grubu olarak deney sonuçlarının tutarlılığını sağlamak için nişasta ile beslenmiş iki par farklı popülasyon kullanılıyor. Evet popülasyonları da burada gösteriyor arkadaşlar. Bakın birinci gruba baktığımızda bir kontrol grubumuz var bir de deney grubumuz. Bir numaralı nişasta popülasyonuyla bir numaralı dişi nişasta popülasyonu çiftleşiyor. Çiftleşme oranı neymiş 18. 2 numaralı nişasta popülasyonuyla yine 1 numaralı çiftleştiğinde neymiş? Yine 12 arkadaşlar. 1 ile 2 çiftleştiğinde bakın 1 numaralı erkekle 2 numaralı dişi çiftleştiğinde 15. 2 numaralı erkekle 2 numaralı dişi çiftleştiğinde yine 15 oluyormuş çiftleşme sayısı. Deney grubuna baktığımızda bu sefer ne yapıyorlar bakın. Bunlar kontrol grubu olduğu için herhangi bir şekilde maltoz verilmiyor arkadaşlar. Şimdi 2 numarada maltoz verilmiş. bir numaralı bakın nişasta popülasyonuyla erkek nişasta popülasyonu ile dişi nişasta popülasyonu çiftleştiğinde ne olmuş? 22 çiftleşme olmuş. Erkek nişasta popülasyonuyla dişi maltoz popülasyonu çiftleştiğinde bakın burada 9 çiftleşme olmuş. Erkek maltoz popülasyonuyla dişi nişasta popülasyonu çiftleştiğinde 8 çiftleşme olmuş erkek maltozla dişi maltoz popülasyonları çiftleştiğinde de bakın bir araya geldiğinde 20 çiftleşme. O zaman nişastayla nişasta popülasyonları çiftleştiğinde yüksek bir çiftleşme oranı var maltozla maltoz popülasyonları bir araya geldiğinde yine yüksek bir çiftleşme oranları var. Bizim burada biyoloji ile ilgili hiçbir şey bilmemize gerek yok arkadaşlar. Sadece yorum yaparak bile bu soruyu çözebiliriz. O yüzden mutlaka biyoloji sorularına bakmanızı tavsiye ediyorum. Biyoloji sonda kaldığı için genelde ya vakit yetmiyor ya da bakmıyorsunuz. Hani biraz daha sözel olduğu için ama mutlaka bakın. Yorum olarak yapabileceğiniz sorular da bulunuyor. O yüzden bir soru bir sorudur deyip mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim diyor ki: Bu deney aşağıdakilerden hangisini araştırmak için yapılmış olabilir? Arkadaşlar bakın burada değişen ne? Değişen neyse onu araştırmak için yapılıyordur. Birinde nişasta popülasyonları tamamen kullanılıyor kontrol grubunda, deney grubunda ise maltoz popülasyonları bakın eklenmiş. O zaman beslenme ile alakalı bir durum arayacağız diyor ki meyve sineklerinin yetiştirildikleri besin ortamının eş seçimi üzerine etkisi. Bakın eş seçimi burada çiftleşme sayısını ve e, besin değişikliğine baktık. O zaman direkt cevabımız A şıkkı olur mu? Evet. Diğerlerini de okuyalım. Meyve sineklerinin hangi besin ortamını tercih ettiklerini Bakın tercih bırakmıyorlar. Onları direkt o popülasyonun içerisine yerleştiriyorlar. O yüzden bu olmaz. Beslenme ile hayatta kalma başarısı. Burada hayatta kalma ile ilgili bir şey vermemiş. Bize çiftleşme sayısını vermiş. Bu da gitti. Besin ortamı tipi ile yumurta sayısı. Yumurta sayısını da vermemiş arkadaşlar. Bize neyi vermiş sadece çiftleşme sayısını vermiş. Farklı besin ortamlarının meyve sineklerinin yaşam süresine etkisi. Yaşam süresi ile ilgili de bir şey vermemiş. Bakın neyi vermiş bize sadece çiftleşme sayısını vermiş. Yani eş seçimini vermiş. O yüzden cevabımız aşık olur. Geçelim 29. sorumuza. Diyor ki selülozun insanlar tarafından sindirilemeyip dışarıya atılmasına karşın sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olmasının nedeni aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar biz neden bol bol e, meyve sebze tüketiyoruz diyet sırasında? Çünkü Meyve sebzede özellikle salatalık domates gibi bunlarda kalori yoktur veya çok azdır. Bu yüzden de bunlar bizim hem midemizde doygunluk sağlıyor hem de arkadaşlar mukus salgısını uyararak midemizin bağırsaklarımızın çalışmasını sağlıyor. Bu çalışma sayesinde de bize doygunluk hissi gelmiş oluyor. Ee, bakalım cevaplara yapı biriminin glikoz molekülleri olması hayır değil. Çünkü nişastanın da mesela glikoz neden nişasta tüketmiyoruz diyette değil bu. Yapısında glikozidik bağlar içermesi bununla da hiç bilgisi yok. Küresel ölçekte en bol bulunan polisakkarit olması bol bulunmasıyla da bir ilgisi yok arkadaşlar. Uzun zincirli bir polisakkarit olması nişasta da uzun zincirli Bunun da bilgisi yok. Sindirim kanalı duvarındaki hücrelerin mukus salgılamasını uyarması. İşte bakın mukus salgılamasını uyararak bizlere hem sindirim kanalımızın çalışmasını sağlıyor. Böylece sağlıklı bir sindirim sistemi gerçekleşiyor. Hem de arkadaşlar doygunluk hissinin de oluşmasını sağladığı için kilo almamızı engellemiş oluyor. Hatta zayıflamamızı sağlıyor. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim 30. soruya. Trigliseritlerle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar neydi trigliserit? Tri bakın adı üstünde 3 tane yağ asidi içeren nötral yağların diğer adıdır. Bunların yapısında bir tane gliserol molekülü vardır. Şöyle gliserol. Üç tane de arkadaşlar yağ asidi molekülü vardır. Bakın yağ asidi. Bu her bir yağ asidi birbirinden farklı olabilir. E, o yüzden de çeşitlilik sağlayabilir. E, yağları hatırladığımız zaman yağlar diğerlerine göre yani karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji veriyorlar. Bunu unutmayalım. Her bir yağ asidi bağlandığında bir molekül su açığa çıkar. Yani 3 molekül su açığa çıkıyor. Ve arkadaşlar hepsinin yapısında her bir yağ asidi bağlandıkça bir tane de ester bağı oluşur. O zaman ne oluyor? 3 tane ester bağı bulunuyor. Diyor ki aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji verir. Evet. Enerji sıralamamız neydi? En fazla enerji veren yağ, daha sonra protein, en az enerji veren ise karbonhidrat. Peki biz neden karbonhidratları önce sindiriyoruz? Çünkü karbonhidratların parçalanması daha kolaydır, daha az oksijene ihtiyaç vardır. Yağların parçalanması için daha fazla oksijene ihtiyaç var. O yüzden bizler egzersiz yaparak işte temiz havada yürüyüş yaparak yağ yakımını hızlandırmış oluruz. Çünkü vücudumuza fazla miktarda oksijen gider arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgidir. Gelelim yapılarında 3 adet ester bağı bulunur demiş. Evet bakın her bir yağ asidi bağlandıkça birer tane ester bağı oluşuyor. 3 tane ester bağı var. Yapılarında 3 molekül gliserol bulunur demiş. Bakın gliserol bir tane yağ asidi 3 tane arkadaşlar. Dolayısıyla yanlışlıkımız bu olacak doymuş ve doymamış olmasını içerdikleri yağ asitlerinin özelliği belirler. Evet, eğer ki yağ asitleri çift bağ içeriyorsa doymamış yağ asitleridir. Tek bağ içeriyorsa arkadaşlar karbonlar arasında tek bağ bulunuyorsa bunlar doymuş yağ asitleridir. Peki doymuşluk doymamışlık neye göreydi? Yapısındaki hidrojene göre. Hidrojeni bol ve karbonlar arasında çift bağlar yoksa buna doymuş yağ diyoruz. Yani hidrojene doymuş. Hidrojeni az, karbonlar arasında çift bağ varsa buna da biz doymamış yağ diyoruz. Bu da doğrudur. Yapıya katılan yağ asitlerinin bir kısmı insan vücudunda sentezlenirken bir kısmı besin yoluyla alınır. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Hatta dışarıdan hazır alınan bizim sentezleyemediğimiz yağ asitlerine veya amino asitlere ne diyoruz? Esansiyel amino asit veya esansiyel yağ asidi diyoruz. Unutmayın eğer ki başında esansiyel varsa onu bizler üretemiyoruz. Dışarıdan hazır olarak alıyoruz. Bunu unutmayalım. Cevabımız ne oluyor? Ceyhan şıkkı oluyor. Geçelim 31. sorumuza. Diyor ki bir hücrenin bakteri, mantar veya bitki hücresi olduğuna karar vermede aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yeterlidir? Arkadaşlar bakteriler prokaryot canlıdır. Mantar ve bitki ökaryot canlıdır. Şimdi bakalım hangisine göre biz bunları ayırt edebiliriz? Diyor ki, hücre duvarının kimyasal içeriğinin saptanması. Üçünde de hücre duvarı var. Bakterilerde hücre duvarı peptidoglikan, mantarlarda kitin, bitkilerde selüloz yapılı. O zaman evet ben bunların kimyasal içeriğine bakarsam bunları ayırt edebilirim. Cevabımız aşık olacak ama diğerlerini okumam lazım. Ribozomun varlığını saptanması. Ribozom tüm canlılarda ortak değil mi? Ortak. Üçünde de bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla buna bakarak ayırt edemem. Bu gider. Endoplazmik retikulumun varlığının hesaplanması, saptanması. Şimdi sadece bakteri ve mantar veya sadece bakteri ve bitki deseydi. Evet endoplazmik retikulum varsa ökaryot yoksa prokaryot deyip saptayabilirdik. Ama üçünü vermiş. Bakteriyi diğerlerinden ayırır endoplazmik retikulumun olmaması. Ama mantar ve bitki arkadaşlar buna bakarak ayırt edemeyiz. Çünkü ikisinde de endoplazmik retikulum vardır gider. Golgi cisimcinin varlığının saptanması yine endoplazm retikulumla aynı şey arkadaşlar. Bu da gider. Çekirdeğin varlığının saptanması bu da bir nevi onlara benzer. Ökaryotlarda çekirdek vardır. Prokaryotlarda yoktur. Mantar ve bitkiye baktığımızda ikisinde de çekirdek olduğu için bunun varlığı hangisinin hangisi olduğuna karar vermede yetersizdir. O yüzden cevabımız ne olacak? Aşık olacak arkadaşlar. 31. soru. Geçelim 32. soruya. Bakın burada hücre zarından madde geçişleri ile ilgili bir soru diyor ki: U şeklinde bir cam boru şeker moleküllerine geçirgen olmayan yarı geçirgen bir zarla bölünüyor. Bu borunun A ve B kollarına eşit hacimlerde fakat farklı derişimlerde şeker çözeltileri konuluyor. Bir süre beklendikten sonra bu borunun kollarındaki çözelti seviyelerinin sabit hale geldiği görülüyor. Bakın, şekil 1'de eşitmiş arkadaşlar. Şekil 2'ye baktığımızda, şekil 2'de bakın biraz daha yukarı çıkmış B kolunda su seviyesi daha yukarı çıkmış. O zaman bakın şöyle yapabilir miyiz? Şöyle bir yorum yapabiliriz. Çözeltiler sonuçta eşit hacimde ama derişimleri farklı. A'dan B'ye su geçişi olmuş diyebilir miyiz? Diyebiliriz ki, pardon özür dilerim gitti. Diyebiliriz çünkü B'de arkadaşlar yükseklik artmış. Şimdi buna bağlı olarak yorum yapacağız. Diyor ki bu durumla ilgili hangileri doğrudur? Son durumda A koluna saf su ilave edilip beklendiğinde B kolundaki bu koldaki çözelti seviyesinin yükselerek B kolundaki seviyeyi geçmesi beklenir. Şimdi ben A'ya Arkadaşlar saf su koyarsam ne olacak? Bu sefer B'deki derişim bakın yine yüksek olacak A'ya göre. B'deki derişim A'ya göre yüksek olduğu için yine B kendine doğru su çeker ve bir süre sonra B'deki e, su seviyesi artar arkadaşlar. Burada B kolundaki seviyeyi geçmesi beklenir demiş. O yüzden bu yanlış olur. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki başlangıç ve son durumları karşılaştırıldığında A kolundaki çözeltinin derişimi artmış. B kolundaki çözeltinin derişimi ise azalmıştır. Şimdi B kolundaki su yani B kolu kendine su mu çekmiş? Evet. O zaman başlangıçtaki derişime göre ne olmuş? Derişimi azalmıştır arkadaşlar. A kolunda ise su gittiği için ne oluyor? Bakın burada e, yine e, A kolundaki derişim artmış oluyor. O yüzden ikincisi doğru. Başlangıç durumunda B kolu Koluna konulan çözeltine şeker derişimi A koluna konulan çözeltine şeker derişiminden daha yüksektir. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü neden? B kendisine su çekmiştir. Kendisine su çektiği için ondaki derişim daha yüksektir. Bu da doğru olacak. Cevabımız ne olur? Denizli şıkkı 2 ve 3 olur. Geçelim 33. soruya. Diyor ki aşağıdakilerden. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yavrularını doğurup sütle besler? Arkadaşlar bu soru baya ee, nasıl diyeyim size sosyal medyada falan çok konuşuldu. Yavrularını doğurup sütle besler. Bakın doğurmasını geçtim ama sütle beslediğini gördüğünüz zaman aklımıza ne gelecek? Memeliler gelecek. Hangisi memelidir diye sormak istiyor aslında. Kurbağa bir memeli mi? Kurbağa nedir? Bir amfibi değil mi gitti? Penguen bir kuştur arkadaşlar. Gitti. Timsah bir sürüngendir. Gitti. Leylek bir kuştur. Gitti. Yunus nedir? Yunus suda yaşar ama Yunus memelidir arkadaşlar. Fok, Yunus, balina. Bunlar nedir? Suda yaşayan memelilerdir. Unutmayın. Yarasa uçabilen bir memelidir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Karıştırmayın kesinlikle. Mesela o sene sorularda işte arkadaşları yorum yapıyor arkadaşlar şeyde e, sosyal medyada yorum yapıyorlar okudum yorumları. Birisi demiş ki ya Yunus suyun altında yavrusunu nasıl emzirecek bunu düşündüm penguen olarak işaretledim diyor. Birisi de diyor ki ya diyor penguen eksi 40 derecede yaşıyor onun sütü donar diye gitmiş leylek mi işaretlemiş timsah mı işaretlemiş birini işaretlemiş. Kesinlikle böyle şeylere kapılmayın penguenin zaten sütü yoktur bir kuştur. Yunus da yavrusunu suyun altında emzirirken e, aradan susuzmayacak şekilde bir birleşme oluyor arkadaşlar. Ve böylece doğal bir şekilde emziriyor. O yüzden e, böyle şeyler düşünüp lütfen kendinizi yanıltmayın. Cevabımız C şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Bakın burada diyor ki karasal biyomlar gösterilmiştir. Arkadaşlar biyomlar konusu kaldırıldığı için bu soruyu çözmüyorum. Geçiyoruz 35. soruya. Bakın bir dolaşım sistemi sorusu. Eskiden YGS kısmında e, sistemlerden de soru gelebiliyordu. Daha böyle basit şekilde gelebiliyordu arkadaşlar. Ama şimdi soru sayısı azaldığı için TET'de sadece TET konuları, AYT'de ise 11 ve 12. sınıf konuları geliyor. O yüzden biraz daha rahatsınız diyebilirim. Eskiden YGS kadar hem TT hem AYT biyoloji bitirmek zorundaydınız. Çünkü ikisinden de soru gelebiliyordu. Ama şimdi öyle bir durum yok. E, i̇kisini kolaylıkla, rahatlıkla bitirebilirsiniz. Evet diyor ki, insanda karaciğer üretilen bir üre molekülü, idrar bileşimiyle en kısa yoldan katılmak için, organlarının hangilerinden geçmek zorundadır? Üre karaciğer üretiliyor. Şimdi karaciğer şurası bakın. Karaciğer üstü toplar damarıyla nereye gelecek? Alt ana toplar damara bağlanır. Alt ana toplar damardan arkadaşlar kalbe gelir kalbe kirli kan şeklinde geldi. Yani karbondoksit miktarı fazla. Bunun nereye gitmesi lazım? Bakın akciğerlere gidip temizlenmesi lazım. Daha sonra akciğerlerden tekrardan nereye geliyor? Kalbe. Çünkü kalp temiz kanı pompalayacak. Şimdi idrar bileşimine katılması için nereye gitmesi lazım? Böbreklere. O zaman kalpten çıkıp en kısa yoldan nereye gider? Böbreklere. Bakın böbreklere gelene kadar nereye uğradı? kalbe uğradı, akciğere uğradı. Bir, bir de böbreğe geldi. O zaman şıklarda akciğer, kalp ve böbrek arayacağız. Hemen bakıyoruz. Kalp, böbrek ve akciğer yani Denizli şıkkı oluyor. En kısa yol dediği için bunları aldık. Uzun yolu zaten sormaz arkadaşlar. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. 36. soru diyor ki: Aşağıdaki şekilde insanın sindirim organlarında kimyasal sindirime uğrayan bazı maddeler kalemi harfleriyle simgelenmiştir. O kadar kolay bir soru ki. Bakın ağızda K maddesi sindirilmiş, midede L maddesi, ince bağırsakta ise hem K hem L hem de M maddesi sindirilmiş. Ağızda sindirimi gerçekleşen molekül neydi? Karbonhidrat. O zaman K maddesi nedir? Karbonhidrat. Hemen diğer şıkları eledim bakın. Gitti. Midede ne sindiriliyor arkadaşlar? Sadece protein. O zaman L nedir? Protein. Bakın bu da gitti. Cevabımız ne oldu? Bursa şıkkı kaldı. Burada M maddesine de ne kalıyor zaten? Yağ kalıyor. O zaman cevabımız Bursa şıkkı olur. Geçelim 37. soruya. Mayoz geçiren bir hayvan hücresinde bölünme sürecinde aşağıdakilerden hangisi görülmez? Arkadaşlar böyle bir soru gördüğünüzde hayvan hücresi veya bitki hücresi olarak belirtmişse ya bitkilerde görülen aralamel veya hücre plağını size size cevaplarda verecek çünkü hayvanlarda görülmez bu. Eğer buraya bitki yazmışsa hayvanlarda görülen boğumlanma olayını buraya yazar. Yani oldukça kolay bir sorudur aslında. Okuyalım şıkları. Diyor ki: Eşlenmiş sentrozomların zıt kutuplara çekilmesi. Evet, hayvan hücresinde görülür sentrozom vardır. Tetrat oluşumu hayvan hücresinde görülür arkadaşlar. Bakın hücre plağı oluşumu ne dedim? Ya hücre plağı der ya aralemel der. Hücre oluşumu yani aralemel oluşumu kimde var? Bitkide var. Dolayısıyla hayvan hücresinde görülmez. Cevabımız C Şıkkı olacak. Ama diğerlerini de okuyalım. Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi. Evet. Homolog kromozomlar arasında kiyazma oluşumu. Kiyazma neydi? Bakın kiyazma şu. Bu kromozomlardan bir tanesi. Bu da diğer arkadaşlar. Bir anneden bir babadan gelir. Bunları homolog kromozom diyoruz. Bu kromozomlar arasındaki şu bağlantı bölgelerine bakın. Biz ne diyoruz? Kiyazma bölgesi diyoruz. Kiyazma bölgesi homolog kromozomlar arasında oluşur hayvan hücresinde. Cevabımız C şıkkı olur. Evet 38'e geçiyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde meydana getirilen yavrular arasında normal olarak genetik farklılığın olması beklenmez. Genetik farklılığın olmaması için bir eşeysiz üreme çeşidi olması lazım. Hermafrodit olup kendisini dölleyen canlı türlerinde. Hermafrodit canlılar mayoz bölünmeyle üreme hücresi oluşturur. Neydi hermafrodit? Hem dişi organ hem de erkek organ bulunduran canlılara diyorduk. Mesela toprak solucanı. Hem yumurta üretebiliyor hem sperm üretebiliyor. Kendi kendini dölleyebiliyor. Dolayısıyla bunda genetik farklılık oluşur. Cevabımız bu değil. Partona çoğalan arılarda. Arkadaşlar partonogenez bir kısmı eşeğli üremedir, bir kısmı eşeğsiz üremedir. Normalde eskiden eşeğli üreme kısmında işliyorduk partonogenezi ama partonogenez dediğimiz kısım yani döllenmemiş yumurtadan birey oluşması eşeğsiz üreme şeklinde alındığı için bunu şimdi artık eşeğsiz üreme kısmında işliyoruz. Partenogenezi normalde biz nedir? Eşeğli üreme diyeceğiz. O yüzden burada almayacağız. Sporla çoğalan bitki türlerinde. Spor Mayoz bölünme sonucunda oluştuğu için yine burada da farklılık görülür gitti. Aslında sporla çalmayı biz eşeğli, eşeğsiz üremeye alıyoruz ama sadece belirli bir kısmını. Çünkü bir kısmı eşeğlidir bir kısmı eşeğsizdir arkadaşlar. Bitkilerde vejetatif üreme ile elde edilen yavrular arasında. Bakın vejetatif üreme neydi? Hemen mesela bir örnek vereyim. Komşudan bir çiçek gördünüz ve çok beğendiniz. Mesela anneleriniz bunu çok yapar. Hemen dedi ki ya bana bir dal verir misin ondan? Aldı o dalı, getirdi suyun içerisine koydu. Hemen o dal köklendi. O aldığı köklenmiş olan dalı götürdü toprağa ekti ve bir süre sonra komşunun çiçeğiyle aynı çiçeği elde etti. İşte biz buna vejetatif üreme diyoruz. Arkadaşlar bunlar da genetik çeşitlilik olmaz. O yüzden cevabımız denizli şıkkı olur. Döllenme olayının görüldüğü türlerde demiş. Döllenme zaten eşeyli üremeye ait bir özelliktir. O yüzden bu da değil cevabımız. Cevabımız denizli şıkkı oldu. Geçelim 39. soruya. Evet bir kalıtım sorusu. Diyor ki insanlarda renk körlüğü X kromozomu üzerindeki çekinik bir alel ile kalıtılmaktadır. Koy renkli olanlar renk körülmüş arkadaşlar. Diyor ki şeklinde ebeveynlerin şeklinde olan ebeveynlerin birer erkek çocuklarının renk körü olduğu bilinmektedir. Şimdi Birer erkek çocukları renk körüyse, erkek çocuk neydi? X üzeri küçük R, Y olarak yazacağız. Erkek çocuk X kromozomunu kimden alır? Anneden. O zaman zaten üçüncü olan anne hasta. Tamam erkek çocuğu hasta olacak. Ama 1 ve 2'ye baktığımızda arkadaşlar bunlar sağlam yani renk körü değil. O zaman bunların erkek çocukları hasta oluyorsa bu ikisi renk körlüğü genini taşıyor mu? Taşıyor. Yani bunlar nedir? x üzeri büyük R x üzeri küçük R'dir. Diyor ki her ikisi de aynı şekilde. Diyor ki buna göre bu ebeveynlerden hangilerinin renk körü bir kız çocuğuna sahip olma olasılığı vardır? Renk körü kız çocuğuna solacak, olacak x üzeri küçük R x üzeri küçük R olacak. Birini babadan, birini anneden alacak. Şimdi bakıyorum ben. Bunun babadan alabilmesi için babanın x üzeri küçük re'yi taşıması lazım. Yani babanın hasta olması lazım arkadaşlar. Taralı olması lazım. Unutmayın x'e bağlı hastalıklarda kalıtımda bir kız çocuğu o e, özelliğe sahipse yani mesela renk körüyse babası kesinlikle renk körüdür. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. O zaman benim burada kız çocuğu, renk körü kız çocuğuna sahip olma olasılığı olan aile hangisidir? 2 numaralı ailedir sadece. Diğerlerinde kız çocuklarının renk körü olma olasılığı yok. Çünkü babalar sağlam. Baba sağlamsa kız çocuğu da sağlam olur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Geçelim son sorumuza. Diyor ki, derste kalıtımın genel ilkelerini ünitesini işleyen bir biyoloji öğretmeni, İnsanlarda saç biçimi karakterinin otozomal olarak kalıtıldığını ve kıvırcık saç özelliğinin düz saç özelliğine baskın olduğunu anlatıyor. Öğrencilerine aşağıdaki tabloyu vererek kendi ailelerinin soy ağacını çizip her bireye ait olası genotipleri yazmalarını istiyor. Buna göre farklı öğrencilerin çizmiş olduğu aşağıdaki soy ağaçlarından hangisinde olası genotiplerden bir tanesi eksik yazılmıştır. Arkadaşlar burada iktiyayı katmayacağız sadece... E, ağlarla işimize bakacağız. Şimdi bakıyorum birinci aile. Birinci ailede çocuklardan bir tanesi küçük a küçük olmuş yani e, düz saçlı olmuş. O zaman düz saçlı olmuşsa babada da annede de düz saç geni vardır. Evet. Anne ile baba kıvırcık olduğu için büyük ay taşırlar. Doğru. Şuradaki diğer çocuğa şu çocuğa baktığımızda bu çocuk kıvırcık saçlı. Bu çocuğun iki olasılığı var büyük a büyük a olabilir büyük a küçük a O zaman bu tam yazmış. Bu doğru. Eksik yazmamış. Geliyorum b'ye. B'de de yine aynı durum geçerli mi bakın? Küçük a küçük a olmuş. Burada kız çocuğunu boyamış, burada erkek çocuğunu. Arkadaşlar 30 zaman kalıtımda kızlık erkeklik fark etmiyor. 30 zaman kalıtımda x y katmadığımız için her durum aynıdır. O yüzden bu da a şıkkına benzediği için bunu da direkt geçiyorum. Gelelim c şıkkına bakın. Yukarı kaldırayım biraz daha. C şıkkına baktığımızda bakın baba neymiş? Babamız bu özelle sahip yani düz saçlı. Baba bütün çocuklarına küçük ay verecek mi? Evet verecek. Peki e, çocukların tamamı kıvırcık olduğu için hepsi büyük ay taşıyacak mı? Taşıyacaklar. Büyük ay kimden alacak arkadaşlar? Bunlar. Bunlar büyük ayı annelerinden alacak. Anneler büyük ay büyük ay şeklinde de olabilir. Büyük ay küçük ay şeklinde de olabilir. Neden bunu yazdım? Tamam, çocukları e, herhangi biri düz saçlı olmamış, ama annenin genotipinde bu küçük anı taşımadığı anlamına gelmez. Belki dördüncü çocuğu küçük ay küçük ay şeklinde olacak veya belki beşinci çocuğu olacak arkadaşlar. O yüzden C şıkkını da doğru alıyoruz, doğru yazmış. D şıkkına geliyorum. D şıkkında bakın küçük ay küçük ay anne taşıyor. Bakın burada bütün çocuklar ne olmuş? Küçük ay yani düz saçlı olmuşlar. E bu iki küçük anın yan yana gelmesi için birini annesinden aldı. Diğerini kimden almak zorunda? Babasından. Babanın kıvırcık saçlı olması için de büyük ay taşıması gerekiyor. Evet bu da doğru yazılmış. E şıkkına geliyorum. E şıkkında anne küçük ay küçük ay sahip. O zaman çocuğuna neyi verecek bakın küçük ayı. E, babasından da bu çocuk neyi alacak? Büyük ayı alacak. Babaya büyük ay küçük ay yazmışız. Ama baba büyük A büyük A da olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. O yüzden burada bir eksik yazım söz konusudur. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Evet videomuz 26 dakika olmuş arkadaşlar. YGS sorularını bu şekilde çözmüş olalım. Başka bir videoda da LYS sorularını çözeyim size. Orada 30 tane soru var. İkisini birleştirirsem çok uzun olacak. O yüzden ayrı ayrı video şeklinde atayım. Sonraki videoda 2017 LYS yani şimdiki söylemimizle AYT konularıyla sorularıyla birlikte olacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.